Uyandı bizimki. Alo. Buyurun. Abone ismi İdil Ertürk. İstanbul, Anadolu yakası. Hemen bakıyorum. Üzgünüm beyefendi. Bizde bu isme kayıtlı bir numara yok. Peki, teşekkür ederim. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Yürü! Benden canım istiyorsan canımı al. Ama ne olur o bebeğe zarar verme. Merak etme. Sen öldükten sonra hiç eksikliğini hissettirmeyeceğim. Baba oğul büyüyeceğiz aslanlar gibi. Değil mi oğlum? Yaklaşma. Şimdi bum diye bir ses çıkacak. Sakın korkma. Tamam mı? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneme sordu mu Adem'i? Hangi adam? Ya annemi dün yemeğe çıkartan adamı işte. Sen dedin ya git öğren kimmiş neymiş diye. Ha, o kadar da acelesi yoktu canım. Önemli değil yani. Sen bilirsin. Yalnız durumlar fena. Fena derken? Adam çok fena yazıyor anneme. Yazıyor derken? Bayağı bir asılıyor işte. Dünden beri durmadan mesaj bombardımanına tutuyormuş annemi. Hatta bugün bir çiçek bile göndermiş. Allah Allah. Bana ne canım? Sanki. Bize ne? Ya o adamın tek işte sarkar sarkar gider. Annen aklı başında koskocaman bir kadın. Bir de gidecek elin eline yüz mü verecek Allah aşkına? Sen canını sıkma. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vallahi ama boş ver. 155 polis imdat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Başkomiser Yavuz Dikkaya'ya acilen ulaşmam gerekiyor. Niçin arıyordunuz Yavuz Dikkaya'yı? Kendisine çok önemli bir ihbarda bulunacağım. Buyurun dinliyorum ben sizi. Hayır size söyleyemem. Direkt kendisine söylemem gerekiyor. Bir dakika bekleyin. Vallahi anladığım kadarıyla annem de adama karşı hiç boş değil. Ne? Ne? Yani
ne zaman adı geçse böyle annemin yüzünde güller açıyor. Tuhaf bir elektrik var aralarında. Sanki büyük bir aşkın ilk kıvılcımları gibi geldi bana. Ama bilemiyorum tabii. Allah. Bu numara da kim ya? Alo? Yavuz abi? Ali? Abi dinle. Acil bir durum var. İdil'in hayatı tehlikede. Hemen gidip onu kurtarman gerekiyor abi. Ne diyorsun oğlum sen? Sen beni nereden arıyorsun? Nerede olduğum önemli değil. Oğlum ben her gün burada senin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken sen fren mi ediyorsun Allah'ın sana? Beni dinle lütfen. İdil şu anda... Alo. Ali, alo. Ne oldu baba? Manaz Ali aradı. Hapisten firar etmiş. Alo sesim geliyorum Ali. Oğlum orada mısın? Kesin. Ya bana daha aklı başında bir kan kardeşi veremez miydin? Ya ben yoruldum artık bu herifin kırık döktüklerini düzeltmekten ya. Alo. Ben organizasyon şubeden başkomiser Yavuz. Az önce benim telefonuma bir arama yapıldı. Acil olarak o aramanın yapıldığı yeri tespit edip bana bildirmenizi istiyorum. Tamam koçum, bekliyorum. Bu herif bana ne dedi? İdil dedi. Tehlikede dedi. Sofia sen bir yere ayrılma kızım, ben geliyorum. Tamam.